Bir müzikli Mahir takviminde daha sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir de böyle bir program yaparken böyle ağzına kadar eskilerin tabiriyle lebalep dolu bir salona karşı hitap etme şansını da yakalayınca yaptığımız işin boşa gitmediğini görmek büyük bir ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor tabii. Onun için bu havada, bu hava muhalefetine rağmen bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize en derin teşekkürlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum önce. Sonra bize bu buluşma imkanını sağlayan Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu'na değerli Başkan Bülent Katkak şahsında huzurlarınızda bir kere daha teşekkürümü ifade ediyorum. Müzikli Marif Takvimi dev kadrosu gene karşınızda. Ben duyurularda Ahmet Meter Orkestrası diye yazıyorum. Dikkat edenler vardır. Beni arayıp ya nereye sığıyorsunuz orkestrayla deyince sığacak yer var siz gelin diyorum ben. Gerçekten orkestra zannediyorlarmış. Hani senin yönetiminde bir orkestra gibi. Evet, evet. Tabii Ahmet Meter Üstadımız en büyük güç kaynağımız bu programda. Varlığıyla müzikalitenin en yukarıda olmasını sağlıyor. Ben onların adına konuşacağım ama genç değerlerimiz İbrahim Suat Erbay ve Yaprak Sayar da sanırım ki yaptıkları performansın burada okuduğunuz birçok eser çoğunlukla ilk icradır. Hiç daha önceden seslendirilmemiş eserler. Bildikleriniz de vardır ama bilinmeyen eser de çoktur. Bugün de birçok örneğini dinleyeceksiniz. Ahmet Meter gibi bir refakatçinin olması herhalde birkaç tur daha katlıyordur performansınızı. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve hemen bugünkü Müzikli Marif Takvimimize. Ha peki. Ayın 4'ü mü demiştik? Müzikli Marif Takvimi'nin radyo versiyonu değerli müzikseverler 4 Ocak Çarşamba gecesi saat 22'den itibaren TRT radyosunda yayınlanmıyor. TRT bilmiyorum ki. Onu bile bilmiyorum. Evet. TRT İstanbul Radyosu. Evet. Canlı olarak yayınlanacak. Yani o anda yaparken siz naklen dinlemiş olacaksınız. Gene aynı ekiple yapıyoruz. Tabii orada haftada bir olacağı için haftalık olaylar bize konu teşkil edecek. Burada aylık görüntü yok. Orada hayalimizde canlandıracağız. Ben o günleri hep özlüyorum, radyo günlerini. Bizi eğiten bir şeydi radyo. Bir roman, bir hikaye, arkası yarın gibi o programlar, müzik programları. Gerçekten hayalimizi zorlayan şeyler olurdu. O konuşmalardan, tasvirlerden. Biraz öyle olacak. Görsel malzeme gösterme imkanımız olmadığı için onları hayalimizle canlandıracağız. Efendim ilk alt başlığımız Aralık ayının dünya tarihinden musikiye yansıyanlardı. Ve ilk konumuz 2 Aralık 1918 tarihinde Ermenistan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. İşte o Ermenilerin bağımsızlık hareketleri sırasındaki kurdukları çetelerden bir kare. Aynı gün 2 Aralık 2 sene sonra bu da 1920'de ise Türkiye-Ermenistan arasında Gümrü Anlaşması imzalandı ve Kars bize geçti. Geri almış olduk 2 sene sonra da. Gümrü Anlaşması'ndan bir kare ve Kars Kalesi'ni de sembolik olarak buraya koyduk. Kars'ın bize geliş tarihi, geri geliş tarihi 1920'nin 2 Aralık'ı. Ve yine çok önemli bir bestekarımız, müziğimizin son devrinin Kemani Sarkis Efendi. Bir şarkısı çok meşhur olmuştu. Sadri Alışık'tan Kartallar Yüksek Uçar diye bir dizi vardı. Siyah beyaz döneminde bilirsiniz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime diye bir şarkı. İşte onun bestekarı Kemani Sarkis Efendi 12 Aralık 1944'te göç ettiği, ailesiyle birlikte göç ettiği Paris'te vefat etti. Belgelere geçmiş olan mezarlık yeri, ölüm tarihi filan dikkate alınarak çok aradık
adı verilen mezarlıkta ama öyle bir kayda ulaşamadık mezarlık kayıtlarında. Oradaki görevli de bize bir tarihlerde çok yardımcı olmuştu. Belki bunu daha önce anlatmış olabilirim bu programda. Fakat sonradan benim orada yaşayan bir Ermeni arkadaşım, Paris'te yaşayan bir Ermeni arkadaşım buldu, ailesinin bugünkü kuşaklarını buldu, ulaştı. Meğer mezarlık adı yanlış yazılmış. Başka bir mezarlıkta buldu. Orada fotoğraflara da çekildi. Kemanı fotoğraflandı, hala duruyor. Ve geçen yılda İstanbul'daki bir akrabasına geldi kemanı. Yeşilköy'de bir evde duruyor. O fotoğrafları aradım, buraya koyacaktım, bulamadım. Ve şimdi Kemani Sarkis Efendi'nin Ermenilerle ve Ermenistan'la ilgili dile getirdiğimiz bilgilerden sonra bir meşhur şarkısı Acem Kürdi makamında "Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim" mısra ile başlayan şarkı İbrahim Suat Erbay Ahmet Meter'le birlikte eşlik seslendirecek. İbrahim provaları yaparken ben bugün rahatsız sesim filan diyordu da birdenbire nasıl iyileştin? Evet. Evet. Ya bir de oktavına çıkıyor. Zaten dik akorttan okuyor. Bir de onun oktavına çıkıyor. Evet maşallah. Alam diye bir kelime geçiyordu şarkının içinde. Genç arkadaşlar için özellikle. Alam, elem kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Yani dertlerimi, kederlerimi, elemlerimi sen alırsın diyor sevgiliye seslenirken bestekar. Onu hatırlatayım dedim. Şimdi bir diğer konuya geldik. Tanımayan yoktur. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy.
20 Aralık 1873'te dünyaya gelmiş. Bir Aralık ayı tarihi. Ölümü de Aralık ayı. 27 Aralık 1936. Hem doğumu hem ölümü 1900 Aralık ayına geliyor. 1873-1936 yılları arasında yaşamış. Çok örnek alınması bir hayat tabii. Soğuk havayı da görünce meşhurdur hikaye biliyorsunuz. İhtiyaç içinde olana sırtındaki paltosunu çıkarıp verecek kadar gani gönüllü. O para ödülünü de almadığını biliyorsunuz. Para ödülünü almama şartıyla sırtında paltosu yokken o marşı yazan bir adam. Bir başka şairimiz, Mehmet Akif Ersoy'un güftelerinden beslenmiş çok sayıda eser var. En başta İstiklal Marşımız. Herhalde bir güftenin en çok beslendiği şey de odur, örnek. Bilinen, notalarıyla günümüze gelen 55 tane İstiklal Marşı bestesi var. Onun dışında başka güfteleri de var. Marş olarak değil, şarkı olarak bestelenmiş, destan olarak bestelenmiş çok eseri vardır. Bilinen, en çok bilinenlerden biri de Hüseyin'i makamında Şerif İçli'nin bir eseridir. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın diye bir şarkı. Ve bir başka şairimiz o sakallı zat. Evet, filozof Rıza Tevfik. O kadar yönlü bir adam ki, o kadar çok zengin bir kişilik ki. Pehlivanlığı var, siyasetçiliği var, şairliği olağanüstü düzeyde bir şair. Sporcu, yani çok çok şeyi var. Siyasetle de tabii yakını, ömrünün uzun bir dönemi sürgünlerde geçmiş. Evet, feylesof, filozof Rıza Tevfik diye zaten anılır. Bu fotoğrafı orijinal bir fotoğraf bende. Bir yerden geçti elime. Ondan çekip buraya koydum. O da 30 Aralık 1949'da vefat etmiş. Her ikisine de büyük şairimize de rahmetler diliyoruz. Mehmet Akif'in güftelerinden beslenmiş eserlerden örnekler bu program kapsamında çok verildi. Rıza Tevfik daha az verilmişti. Onun şiirinden beslenmiş çok şarkı vardır. Mesela dün gece yeğesiyle kendimden geçtim. Bir divan, Hicaz makamında bir divan. Selahattin İçli hocamız rahmetli de onun bir şiirini bestelemiş Hüseyin'i makamında. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı mısrağıyla başlayan bir şarkı. Şimdi Yaprak Sayar bu güzel eseri Ahmet Meter'le birlikte seslendirecek. Thank you.
Selahattin İçli hocamızı, bestekarı, çok yakın bir geçmişte kaybetmiştik. Ona da Mehmet Akif ve Rıza Tevfik gibi rahmetler diliyoruz. 1 Aralık 1935 tarihi, Türk kadınına siyasal hakların verildiği tarih. 1935 yılında Türk kadını birçok Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme haklarını kazanmıştı. Türk kadını deyince mesela gördüğünüz tamburi, bestekar, yazar Laika Karabey. 19 Aralık 1989'da kaybettik kendisini. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda kurucu kadrosunda yer almış bir hanım sazendemizdi. Rahmet diliyoruz. Hanım bestekarlarımız için Aralık ayı ilginç gerçekten. Birçoğunun vefat veya doğum ayı. Laika Karabey'in daha genç bir yaşında bir açık hava piknik gibi bir toplantı olsa gerek. Üstteki kemanıyla görülen zat da Sine Kemani Nuri Duyguer. Önemli bir müzisyendir. Ve en büyük kadın bestekarlarımızdan Leyla Saz. Bestekar Leyla Hanım. O da 6 Aralık 1936'da vefat etmiş. Bu üstündeki giysi çok ileri yaşında bir hatıra olsun diye giyip çektirdiği saray kıyafeti. Sarayda nedime olduğu için çocukluğu haremde geçmiş. Tanıklıkları çok önemlidir. Nedime şu manaya geliyor. Nedim olsa erkek, Nedime hanım sultan efendilerle yani padişah kızlarıyla birlikte büyüyor. Babası sarayda görevi var. Hekim İsmail Paşa babası. Girit valiliği falan yapmış. Hekim olmasına rağmen siyasi görevler de almış. Zaten genç kızlı çocukluğu Girit'te babasının valilik yaptığı yıllarda Yanya'da geçmiş. Orada Matmazel Noralya zannediyorum bir hanımdan piyano ve Fransızca dersleri almış. Birkaç dil bilen, Cumhuriyet devrini de görmüş bir kadın entelektüel bestekardır Leyla Hanım. Türk mimarlık tarihinin önemli bir ismi vardır. Mimar Vedat Tek. Onun annesidir. Mimar Vedat Bey'in. Harem hatıraları zannediyorum yanlış olmasın 12 dile filan çevrilip dünyada yayınlanmıştır. Ömrünün son zamanlarında oturduğu köşkün bir yangın geçirmesi sonucu bütün nota arşivi genç kızlığından beri çünkü Medeni Aziz Efendi'nin talebesidir musikide kendisi. Nota koleksiyonları yapmış. Ama birçoğu yanmış kendi eserleri de olmak üzere. Sonra hatırlayabildiklerini etrafına topladığı müzisyenlere tekrardan notaya aldırıp o arşivi çok ileri yaşlarında olmasına rağmen sorumluluk duyup tekrardan toparlamaya çalışmış birisidir. Ona da rahmet diliyoruz. Evet, başka bir kadın gene daha genç bir vaktinde o yangın geçiren konağında piyanosunun başında Leyla Hanım. Bir başka hanım müzisyenimiz 9 Aralık 1988'de kaybetmiştik. Radife Erten. İstanbul folklorunun ölümsüz sesi. Onun okuduğu kalenderileri, divanları, İstanbul türkülerini o lezzette okuyan, şimdi çok büyük imkanlar var. Eskiden bir tek kıskanç koleksiyonerlerin elindeydi ses kayıtları. Kimseyle paylaşmazlardı, bende var diyebilmek için. Ama şimdi YouTube'a girip yazdığınız zaman Radife Erten diye, Mavili özellikle, başta gelmek üzere birçok şeyi dinleyebilirsiniz. Rahmet diliyoruz. Bütün ilkokul talebelerinden ömrünün sonuna kadar bütün aile albümleri bir eskici arabasında buldum, aldım. Binlerce fotoğraf diyebilirim. Düşmüş öyle eskicilerin eline. Oradan çıkan bir resim ve dikkatimi çekti. Burada da çok önemli bir talebesi genç kızlığında. Ve zaten o da ilginç, Aralık ayında hocasıyla beraber anılmak istemiş demek ki. Özdal Kale, yani Özdal Orhon. Çok genç yaşında kötü bir hastalıktan kaybettik. 25 Aralık 1941
tarihinde doğmuş. İlginç oldu. Hocasının ölüm tarihi, yanında resmi var. Hoca talebe ilgisini birlikte anmış olduk. Türk müziğinin en büyük seslerinden biri Meral Uğurlu. Uzun ömürler diliyoruz. 8 Aralık 1939'da doğdu. Biz yıllarca kendisiyle şu andaki adı Cumhurbaşkanlığı Korosu olan koromuzda çalıştık abla kardeş. Çok büyük seslerden birisidir. 2 Aralık 1904'te Osmanlı hanedanından yetişmiş bir hanım bestekar. Dikkat ederseniz hep Türk kadınla siyasal haklardan başladık, hep hanımlarla geliyoruz. 2 Aralık 1904'te dünyaya gelen Sultan Abdülaziz'in torunu. Bunlar milli saraylara bağışladığı enstrümanları. Gevheri'nin Osmanoğlu, Sultan Abdülaziz'in en küçük oğlu, Şehzade Seyfettin Efendi'nin kızı. Şehzade Seyfettin Efendi de önemli bir bestekardır. Büyük bestekarlardan biri. Zaten Sultan Abdülaziz de bestekardı. O aile, Sultan Abdülaziz kolu hep Türk musikisiyle ilgili bestekarlar yetiştirmiştir. Abdülmecit kolu hep Batı müziğiyle ilgili bestekarlar yetiştirmiştir. Şimdi Aynalı Kavak Kasrı'nda bir enstrüman müzesi oluşturuluyor. Oraya verilen işte tamburu, kemençesi, notaları. Beslediği eserlerin notalarını da en çok Cüneyd Orhan notayı almıştı. Biraz önce Özdal Orhan dedik ya, onun eşi Osman Bey'deki evine giderek Gevherin Sultan'ın eserlerini notaya almıştır. İlginç, 10 Aralık 1980'de de vefat etmiş Gevherin Osmanoğlu. Doğumu da Aralık, vefatı da Aralık. Şimdi Leyla Hanım'dan, Radife Hanım'dan örneklemek üzere birçok şey olabilir. Yaptık da onu. Ama Gevherin Sultan eserleri çok sık okunmayan bir bestekarımız. Onun için ondan bir eser seçtik. İbrahim Suat Erbay, Ahmet Meter'le birlikte seslendirecek. Belki de bir ilk icra bu. Kürdlice Asker Makamı'nda yanılmıyorsam, değil mi? Güftesine bakalım. Sevgin içi leylak dolu, bir neşeli yoğun. Evet. Güftede Fazıl Ahmet Aykaç. Sevgin içi leylak dolu bir neşeli yoldu. Mısra ile başlıyor. Oh.
Efendim 1 Aralık 1928'de yeni harflerin kabulü kanunu yürürlüğe girdi. Artık o kanunun yayınlanmasından sonra basında, ticarethanelerin tabelalarında, levhalarında, ilanlarda hiçbir yerde eski harflerin kullanılmaması, kullanılırsa cezai müeyyideler uygulanması karara bağlanıyordu. 1 Aralık 1928 meşhur harf inkılabı. 9 Aralık, 8 gün sonra hemen, 1928'de de o kanunun çıkmasından sonra hemen önceki hazırlıklardan işte okullarda öğretilmek üzere şarkılar beslettirildi. İstiklal Marşımızın bestekarı Zeki Üngör'e Yeni Harfler Marşı, bir kere okutmuştuk onu. Hatta çok gülmüştünüz. A, I, O, O filan diye. Onu bugün okutmayacağız. Bir kere okuttuk. Bugün daha başka bir şey yapacağız. Hemen kanundan 8 gün sonra Latin harfleriyle yazılmış ilk mezar taşı bir mezarlıkta hayatımıza girdi. Ali Kemali Bey diye birinin annesi Aliye Hanım için ilk Latin harfli mezar taşı. Tabii o mezar taşını bulamadık. Buraya örnek olsun diye bir eski bir yeni mezar taşı koyduk. 1928 senesinde oluyor bu ilk Latin harfli mezar taşı. Böyle ilkler var cenazelerle ilgili. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'nden ilk geçen cenazeyi biliyor musunuz? Kimin cenazesi? Tesadüf. Meşhur tülüat sanatçımız İsmail Dümbüllü vardır. Onun cenazesi ilk defa geçmiş. Gene cenazelerle ilgili... Zincirlikuyu mezarlığına defnedilen ilk cenazeyi biliyor musunuz? Kimin cenazesi? Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi. Ki, bravo Abdullah Hamit Tarhan. Şair-i Azam. İlk o defnedilmiş. Ama bu mezar taşı o şeyde olamazdı. Çünkü üzerine Züvel Baki eski yazıyla yazıyor. Cezaya girerdi. Evet. O ilk zamanlarda öyle. Evet. Ama mezar taşları, özellikle eski mezar taşları müthiş. Sanat eseri hepsi. Mutlaka mevta hakkında, sosyal durumu hakkında bilgiler veriyor. Evet. Ve hemen kanunun çıktığının ertesi günü de 2 Aralık, 1 Aralık'ta kanun çıkmıştı, yeni harflerin kabulü kanunu. 2 Aralık 1928'de de resmini gördüğünüz Celal Sahir Eroza'nın hazırladığı ilk imla lügatimiz ertesi gün hemen yayınlandı. Celal Sahir Erozan da şair olarak güfteleri çok bestekarlar tarafından ele alınmış bir bestekar, şair. Ve onun hemen hemen benim bugüne kadar hiç duymadığım bir şarkısını Yaprak seçti. Muhlis Sabahattin meşhur operet bestekarımız.
O bir şiirine ilgisiz kalmamış, titriyorken dudaklarımda adın diye başlayan bir şiirini bestelemiş. Şimdi Yaprak Sayar'la Ahmet Meter birlikte seslendirecekler, dinleyeceğiz. Efendim şimdiki konularımız hep İzmir'le ilgili. İzmir ekseni etrafında. 6 Aralık 1931'de doğan Zeki Müren biliyorsunuz İzmir'de vefat etmişti. Doğum tarihi vesilesiyle konu ediyoruz. Gençlik yıllarından, şöhretin zirvesinde olduğu yıllardan bir fotoğrafını görüyorsunuz. 1 Aralık 1968'de de İzmirli ünlü bir ses sanatçısı olan Dario Moreno vefat etti. Genç yaşında vefat etmişlerden biri. 1 Aralık 1968'de.
Her ikisini bir karede gösteren bir fotoğraf. Orijinali bendedir. Dario Moreno bir gece kulübünde karşılaşmışlar. Dario Moreno Zeki Müren'i öpüyor. Burada da bu fotoğrafları benim elime geçmesini, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hilmi Rit, ünlü kanun sanatçısı. Onun fotoğraf koleksiyonundaymış. O vefat ettikten sonra bütün arşivi bana geldi. Evet. Sonra hepsi bana geldi ama. Bir fotoğraf istemiştim de onda çok olan fotoğraflardan bir tane rica etmiştim. Vermemişti bana, Allah rahmet eylesin. Ben de çok üzüldüm. Ama sonra bütün binlerce fotoğraf bana gelmiş oldu. Nasıl istemişsen benden korkulur yani. O arşivden çıkan bir fotoğraf. Ve gene İzmir'le ilgili bir şey. Dario Moreno'nun İzmir doğumlu olduğunu söylemiştik galiba. Bu gördüğünüz beyaz takım elbiseli yakışıklı zat Udi Ahmet Aksoy. İsmi gölgede kalmış bir bestekar. Babası çok ünlü tabii. Türk müziğinin en büyük bestekarlarından biri babası. Muallim İsmail Hakkı Bey. İzmir'de yaşamış Udi Ahmet Aksoy. İzmir Radyosu'nun ilk kuruluş yıllarından itibaren orada Udi olarak da görev yapmış. Eşi ve çocuklarıyla bir fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi bestekar adam ama hiçbir eseri bugüne kadar hiçbir yerde seslendirilmemiş. Maalesef hep belli bestekarlar etrafında dönüp durulduğu için merak edip de şöyle bu adam acaba ne yapmış, iyi mi, kötü mü diye bakmak kimsenin de aklına gelmemiş ne yazık ki. Şimdi bizde bir vefa olsun. Udi Ahmet Aksoy'a rahmet diliyoruz. Onun bir şarkısını Fafur bir kadehten dökülen mısra ile başlayan şarkısını İbrahim Suat Erbay, Ahmet Meter'le birlikte seslendirecek. Biz de dinleyeceğiz. Makamı neydi eserin? Muhayyer Kürdi. Mesul dolanır.
1884 yılında çok büyük bir şairimiz dünyaya geldi. Yahya Kemal Beyatlı. 2 Aralık 1884. Üsküp'te dünyaya geldi biliyorsunuz. Bu da Tekirdağ milletvekili olduğu zamanki millet meclisi mebus kimlik kartı. Bir ay önceki konuda bir basamak önce İzmir'den bahsetmiştik. İzmir'in yetiştirdiği büyük bestekar, Rakım Hoca, Hisar Camii imamı, Rakım Elkutlu, büyük şarkı bestekarlarımızdan biri. O da 4 Aralık 1948'de vefat etmiş, 1948 tarihinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın güftesinden de bir beste yapmış Rakım Hoca. Çepçevre Bahar içinde bir yer gördük. Münir Nurettin'in bestelediği değil ama. O aynı güfteyi Münir Nurettin de bestelemiş. O çok biliniyor diye konuda Rakım Elkutlu olunca ikisi bir araya geldi. Yahya Kemal, Rakım Elkutlu ikisi. Birisinin güfte sahibi olarak, diğerinin beste sahibi olarak bir eserini Yaprak seslendirecek şimdi. Çepçevre Bahar içinde bir yer gördük. Ferhad ile Şirin'i beraber gördük. Tabii kafamız öteki şarkıda. Bu Yegah makamında bir şarkı, nadide bir makam. Çok sık bundan bir şey dinlemezsiniz. Değişik bir şarkı. Belki de ilk defa seslendiriliyor.
Bu şahsı tanır mısınız? Efendim? Çetin Altan. Peki. Efendim? Fahri Korutürk. İkisini bir çerçevede bir araya getiren şey şu. 8 Aralık 1973 tarihinde o dönem Cumhurbaşkanı olan Fahri Korutürk, Çetin Altan'ın hapis cezasını affetmiş. Bir hapis cezası varmış. Şimdi bakın, çok ilginç şeyler arka arkaya gelecek. Çok büyük bir ressamımız Abidin Dino. 7 Aralık 1993'te kaybettik kendisini. Şimdi bunlar sıralanıyor ama bak hangi eksen etrafında birleşecekler. Büyük Doğu dergisini duymuşsunuzdur. Necip Fazıl Kısaküre'nin yayınladığı müthiş bir dergi. Bir ara gazete olarak, dergi olarak yayınlanmıştır. 16 Aralık 1946'da 4 ay süreyle kapatılmış Büyük Doğu dergisi. Çünkü çok zülfiyare dokunan yayınlar yapardı. Çetin Altan bu dergide yazmış yazarlardan biridir. Bir önce söylediğimiz Abidin Dino, Necip Fazıl'ın çok yakın arkadaşıdır. Bu dergiye kapağına desenler yapmış. Birlikte mesela bir sergi açıyorlar. D grubu vardır meşhur Türk resminde. İlk sergilerini açarken konuşmayı Necip Fazıl'a yaptırıyorlar. Esafili Şark denilen bir fikir hareketinin üyeleridir kendileri. Daha kimler kimler var oraya? Necip Fazıl meşhur fotoğrafı. Çalışma masasında elinden hiç düşürmediği sigarasıyla 16 Aralık 1770'te Beethoven dünyaya gelmiş. Büyük Doğu, Necip Fazıl, Abidin Dino, Çetin Altan, Fahri Korutürk ve Beethoven. Beethoven, Necip Fazıl'ın eserlerini neredeyse ezbere bildiği çok sevdiği bestekar. Çile adlı şiir planı yaptığı zaman birçok şiirin altına kendi seçtiği Beethoven eserlerini şey yapmıştır. Altyapı olarak kullanmıştır. En başa dönelim. Fahri Korutürk'ün ne alakası var? Büyük Doğu'yla, Necip Fazıl'la filan. Necip Fazıl Bahriye Mektebi mezunudur. Sınıf arkadaşı Fahri Korutürk'tür Deniz Lisesi'nde. Evet. Onlardan iki sınıf yukarıda da Nazım Hikmet talebedir aynı okulda. Ve biraz önce, iki basamak önce bahsettiğimiz Yahya Kemal tarih öğretmenleridir. Aynı okulda. Evet. Daha durun. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Necip Fazıl'ın tam 30 yıl saatim çalışmış, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum beytiyle özetlediği, ilk defa Beyoğlu'ndaki Ağa Camii'nde tesadüfen gördüğü, gördükten sonra da bir daha bırakamadığı efendisi. Eyüp'teki dergahına ilk gittikleri kişi de Abidin Dino. Abidin Dino ile birlikte Necip Fazıl ilk defa Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin huzuruna çıkmıştır. Ondan sonra Abidin Dino o görüşmeden sonra ben öleceğimi hissettim, bir daha gitmek istemiyorum demiştir. O bırakıyor, Necip Fazıl devam ediyor. İşte Beethoven'ın şiirlerini altına kendi okuyor, kendi sesiyle. O plak, bana da o plak yoktu. Bir gün bahsettim, o plağı çok görmek isterdim. Kaset versiyonlarını görmüştüm. Bunu söylerken Ahmet Kot oradaydı. O plağı ben yaptım biliyor musun dedi. Ben de bir tane kaldı, onu sana getireyim dedi. Verdi, işte o plağın da buraya resmini koydum. Esafili Şak dedik ya, bu Necip Fazıl, Abidin Dino, Nazım Hikmet, Mesut Cemil. O entelektüel oluşumun bir üyesi. Profesör Mükrimin Halil İnanç. Mükrimin Halil de 22 Aralık 1961'de vefat etmiş. Ve Nazım Hikmet, işte Necip Fazıl'la aynı okulda dedik. Esafili Şark'ın bir üyesi. O da
23 Aralık 1928'de 3 yıl 3 ay hapse mahkum olmuş. Sayısız hapis cezalarından birisini almış. Reşat Ekrem Koç'u, tarihçiliğimizin, tarihi Türk milletine sevdiren çok önemli bir yazar. Yalnız başına İstanbul Ansiklopedisi gibi dev bir eseri yayınlama başarısını göstermiş. 7 Aralık 1944'te ilk fasikülünü yayınlamış Reşat Ekrem Koç İstanbul Ansiklopedisi'nin. Özelliği içinde hiç fotoğraf kullanmamış olmasıdır. Başta Sabiha Bozcalı olmak üzere böyle çizim resimler, olağanüstü güzellikte tablolar vardır içinde. Ve 1 Aralık günü 1902 tarihinde dünyaya gelmiş olan Esafili Şark'ın müzik ağırlığını oluşturan Mesut Cemil, Tambur Cemil'in oğlu. 1 Aralık çocuğu 1902 tarihinde doğmuş. Mesut Cemil'den çeşitli vesilelerle çok eser icra edildi bu programda. Beethoven'da olmayacak tabii şimdi. Necip Fazıl'ın güftesinden, çünkü Büyük Doğu dergisi etrafında, onun etrafında şekillendi konular neredeyse. Onun güftesinden bir tarihte benim bestelemek cesaretinde bulundum. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bundan 20 sene kadar önce bestelenmiş şiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek CD'sinde Münip Utandı'nın okuduğu bir Hicaz eser vardır. Ben onu rahmetli geçen ay kaybettiğimiz, yani birkaç sene önce geçen ay, Kasım ayında kaybettiğimiz Necmettin Hacı Eminoğlu'na ithafen bestelemiştim. Çocukluğumuzda, cahilliğimizde. Bu Yağmur adlı şiiri İbrahim Suat Erbay, Ahmet Meter'le birlikte seslendirecek. Thank you.
Japonya'ya gidiyoruz şimdi. 23 Aralık 1948'de 2. Dünya Savaşı sırasındaki Japon Başbakan Hideki Tojo bir fatura birisine kesilir ya, savaş suçlusu olarak yargılandı ve idama mahkum edilip asıldı, idam edilerek öldürüldü. Doğumu da 1884 yılında 30 Aralık günüydü. 23 Aralık 1948'de idam edilerek öldürüldü. 16 Aralık 1707 Fujiyama'nın kayıtlara geçen son patlaması vuku buldu. Yaprak da orada niye var? 28 Aralık değil mi senin doğum günün? Evet. Onun da bu ay doğum günü. Evet. Bir de üstündeki de benziyor. Yani bahar dallarının arasına resmini koydum. O da bir bahar dalı gördüğünüz gibi. Japonya ile ilgili bir şey olduğu zaman hatırlarsanız Japonca şarkı okutmuştuk ona. Fujiyama şarkısını okutmuştuk. Ama bu sefer bu kış günlerine biraz aykırı ama o özlemi dile geçirmek üzere bahar dalı da koyduk oraya. Sakura yani bahar dalı anlamına gelen meşhur Japon halk şarkısını okuyacak. Orijinal dilinde. Sakura'yı dinliyoruz. Tabii bu eseri daha önceden Cumhur arkadaşımız sayesinde şu anda bizim belgeselimizi hazırlamak üzere elinden kamerayı düşürmeyen, hakkını helal et, çok yoruluyorsun bizim için. O Japon müzikleri üzerine Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler özellikle müzik ekseni etrafında bir uzmandır. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Çok önemli projelere imza atmıştır yıllardır. Herhalde 40-50 kere Türkiye-Japonya arasında
faaliyet düzenledi. En son büyük bir faaliyet 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türk ve Japon davullarının buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Müthiş bir yer yerinden oynadı. Taksim Meydanı'na büyük bir sahne kuruldu. Tünel Meydanı'ndan yürüyüş kolunda Türk ve Japon davulcular Taksim'e kadar geldiler. Arada Galatasaray Meydanı'na durup bir konser verdiler. Sonra Taksim'de asıl konserlerini verdiler. Ortalık yıkılmıştı. Binlerce kişi ayakta seyretmişti. Bu notayı da aklıma gelince bu şarkı, bulamadık tabii notasını. Hemen sağ olsun yazdı gönderdi ezberinde olduğu için. Provalarda da telaffuz konusunda zannederim katkısı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, son konumuza geldik. 9 Aralık 1926'da Darül Elhan, yani bizim müziğimizin ilk konservatuarı, ilk resmi okulu Osmanlı döneminde kurulmuştu. 1916'da açılmıştı Sultan Reşat döneminde. 10 sene sonra 9 Aralık 1926'da Türk Müziği Okulu olarak kurulmuş bu kurumdan Türk müziği eğitimine son verildi. Yasaklandı artık. İşte daha son verilmeden önce bir toplu fotoğrafta dönemin en büyük ustaları, tabii en büyük ustalar Rauf Yekta, Zekai Dede'nin oğlu Ahmet Irsoy, Darül Elhan'ın fikir babası Abdülkadir Töre, o kadar çok isim var ki Hafız Kemal'i görüyorum, Sedat Öztoprak'ı görüyorum, Osman Şevki Uludağ'ı görüyorum. Osman Şevki Uludağ milletvekili, doktordur. Uludağ ismini veren kişidir. Eski adı biliyorsunuz Keşiş Dağı, Bursa'nın yetiştirdiği hem de bestekar. Mecliste Türk müziğinin yasaklanmaları aşamasında milletvekiliyken en şiddet nutukları söyleyen, büyük kavgalar çıkaran çok önemli bir mücadele adamıdır. Epey bestekarlar var, döneminin en büyük isimleri. Fikret Bertu, Neyzen, Allah uzun ömür versin, 21 Aralık 1941'de doğmuştur. Darül Elhan çatısı altında, yani sonra İstanbul Belediye Konservatuarı olan o kurumda hizmetler etmiş, icraatında çalışmış önemli bir isimdir. Kemani Reşat Erer, Darül Elhan hocalarından 17 Aralık 1940'da vefat etmiştir. Reşat Erer, Neyzen Yusuf Paşa'nın oğludur. Ünlü Segah bestekarının, Segah Peşrevi'nin bestekarı. Ve o okulun ilk yöneticilerinden biri Musa Süreyya Bey, o da 2 Aralık 1932'de vefat etmiştir. Darül Elhan Müdürlüğü yapmış bir Türk musikisi bestekarı ama Türk müziğinin yasaklanması sürecinde çok ilginç bir şekilde yasaklayanlar tarafında yer almış. O yönüyle de tarihe geçmiş bir isimdir. Ama tarihin galip tecellisi, biz onu hep Türk müziği tarzındaki eserleriyle anıyoruz. O eserleriyle anılmasa ismi tamamen silinip gidecekti. Karşısında durduğu, müzikte beslediği eserlerle anılıyor. Musa Süreyya Bey, meşhur bestekar Girifsen Asım Bey vardır. Habgâh-ı yâre girdim ağz için ahvalimi şarkısının bestekarı. Onun oğullarından biri. Şimdi onun meşhur bir şarkısıyla İbrahim seslendirecek Ahmet Meter'in eşliğiyle. Programımız sona erecek. Makam Nihavend miydi? Nihavend hangisi? Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. Sakin geceler bu sişi hicranını andım. Aşkın ezeli olduğuna sonra inandım. Sakin geceler bu sişi hicranını andım.
Oktavın oktavına çıktı. Evet. Oktava çıktı. Zaten dik akort okuyup bir de onun oktavına çıktı. Evet. Efendim bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Saygılarımızla. Sağ olun.